Bir yalan dolan döndürülüyor Türkiye'de. Gladyo'nun kökü kazınıyormuş. Amerika artık gladyolardan vazgeçmiş. Amerika Türkiye'de gladyodan vazgeçer mi? Esas gladyonun zamanı ve gladyo makinesini çalıştırıyor şu anda. Bakın, ben bütün kamuoyuna buradan Silivri'den sesleniyorum. Çok basit. Gladyoyu temizlemek mi istiyoruz Türkiye'de? Mafyaları, çeteleri, gladyoyu, kontrgerilla dediklerini. Adına Ergenekon dedilerse Ergenekon'u. Çok basit. NATO'dan çıkalım, gladyonun kökü kazınır. O dönem bitti İskender. O dönem bitti. Hayırdır paşam? NATO'dan mı çıktık? Yoksa NATO Türkiye'deki kurumunu tasfiye mi etti? Gladyo. Türkiye'yi NATO'ya sokan ben değilim. Gladyo'yu bu ülkeye getiren ben değilim. Benim bir faaliyet olarak kontrgerilla sözü üzerinde durmak istiyorum. Bakınız, bütün vesikalarla ortaya çıktı ki Türkiye'de uzun yıllar Özel Harp Dairesi adı altında bir kuruluş kuruldu. Bu kuruluşun finansmanı Amerika tarafından yapılmış. Bütün bunlar yetkililer tarafından bir ortaya konuldu. Ne yaptıkları belli değil. Ancak ülkenin her tarafında birçok provokasyonlar yaptıkları belli. Ve bu Gladyo, bu organlar İtalya'da aynı şekilde İtalya'yı birbirine karıştırdılar. Cumhurbaşkanı seni istihbarat başkanı yaptı, sen gittin darbe yaptın. Cumhurbaşkanı beni göreve getirdi, ben görevimi yerine getirdim. 28 Şubat darbesini hep beraber yaptık. 1000 yıl sürecek bu postmodern darbe dedik. Sadece 5 yıl sürdü. Yönetim bizde olacak. Darbe mi yapacaksınız? Ben emekli olayım, ne bok istiyorsanız yapın. Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız. Yetim bu işi öğrendiyse bittik. Yetimden genelkurmay başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur. Fethullah Hoca bunlarla gladyonun kökünü kazıyor. Ya bu adamlarla gladyonun kökü kazınır mı? Bu adamlar gladyo! İdamdan da korkmam, müebbet hapisten de. Devletin beni idam sehpasında görmek istiyorsa orada olurum. Hücreyse orada. Ama mesele devletin ne istediği meselesi değil. Mesele devletin bekası meselesidir. Bağımsız olma meselesidir. Uzmanların bir kısmı Gladyo dosyasının kapatılmamasını eleştirirken suç örgütünün ortaya çıkarıldığı ve çökertildiğini, bu kararın yanlış olduğu iddiasında. Bazı hukukçular ise Gladyo adına görev yapan şahıslar tek tek tespit edilmedikçe örgütün çökertilemeyeceğini ve dosyanın kapatılmaması gerektiğini savunmakta. Hangi taraf haklı bunu zaman gösterecek, ama belli olan tek şey var: Gladyo uzun bir müddet daha Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek.